Arkadaşlar merhaba. Microsoft PowerPoint eğitim setimize hoş geldiniz. Birinci bölümde anlattığımız sunu tasarımı videomuz ile ilişkili olarak bir örnek çalışma yapacağız. Sizden istediğimiz 3 sayfalık bir sunum ve bu sunumun bir tema oluşturmanız. Dikkat etmeniz gereken bazı hususlar ise temayı istediğiniz sayfaya uygulayabilmek. Ve tasarımımızın rengini klasik tasarım renklerinden farklı yapmak. İsterseniz videoyu durdurup çalışmayı önce kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonra birlikte yapmaya başlayalım. Şimdi başlayalım. Yeni bir sunu açmak için dosya kısmından yeni diyelim. Açılan sayfada boş sunuyu seçelim. Sunumumuz 3 sayfadan oluşacak. Onun için yeni slaytlar ekleyelim. Bunun için klavyeden Enter diyelim. İlk sayfaya gelelim. Başlık kısmına başlığımızı yazalım. Donanım. Alt başlık kısmına ise hazırlayanlar diyelim ve ismimizi yazalım. Şimdi ikinci sayfamıza gelelim. Başlık kısmına yine başlığımızı yazalım. Donanım nedir? Metin kısmına ise diğer sayfadan metnimizi kopyalayıp yapıştıralım. Üçüncü slaytımızda ise başlığımız harici donanım birimleri olsun. Yine aynı şekilde metnimizi kopyalayıp yapıştıralım. Evet arkadaşlar, sunum içeriğimizi hazırladık. Şimdi tema ekleyelim. Tasarım kısmına gelip istediğimiz temayı seçelim. Biz bunu seçelim. Gördüğünüz gibi bütün sayfalarımıza eklendi. Ben başlık slaytımın temasının farklı olsun istiyorum. Bunun için seçmek istediğim temanın üzerine gelip sağ tıklamam gerekiyor. Daha sonra seçili slaytlara uygula seçeneğine tıklıyorum. Şimdi başlık slaytımın teması diğer slayt temalarından farklı oldu. Şimdi ise temanın ayarlarında bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Bunun için çeşitlemeler kısmına gelip diğer seçeneğine tıklayalım. Renklere tıklayalım. Buradan medyan seçeneğini seçelim. Yazı tipleri bölümünden kalibri seçeneğini seçelim. Efekt ve arka plan stillerini de buradan değiştirebilirsiniz. Bizimkisi bu şekilde kalsın. Başlık slaytımızın temasını da değiştirelim. Evet arkadaşlar, çalışmamız bitti. Şimdi F5 tuşu ile sunumumuzu tam ekranda görelim. Klavyeden yön tuşları ile diğer sayfalara geçelim. Şimdi ESC tuşu ile çıkalım. Örnek uygulama çalışmamız bu kadardı. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.